Adım Hasan. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. 38 yaşındayım. 22 yaşındayken yakın bir akrabamızın kızıyla görücü usulü evlendim. Severek evlenmesek de zamanla eşimi sevmiştim. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Bu evliliğimizden iki tane oğlumuz dünyaya gelmiş. Mutluluğumuz daha da artmıştı. Abimin eşi yengem asla evlenmemi istememişti. Çünkü sürekli bana kız kardeşini almamı tavsiye ediyordu. Bense yengemin kardeşiyle evlenme taraftarı değildim. Bu yüzden yengem bana ve aileme düşman kesilmişti. Ve abimi de bize karşı dolduruşa getiriyordu. Aradan yıllar geçmiş, bir sabah kötü bir haberle uykumuzdan kalkmıştık. Arayan baldızım Elif'ti. Telefonda durmadan ağlıyor, konuşamıyordu bile. Ardından ben de sakin olmasını, bana ne olup bittiğini anlatmasını istedim. O da enişte, babam, babam dedi. Ben de babama ne oldu söyle Elif dedim. Babam vefat etti enişte. Ablama sakın bir şey söyleme. Hasta olmuş babam de. Buraya gelince öğrensin dedi. Ben de hemen eşime babamın hastalandığını, hemen gitmemiz gerektiğini söyledim. O da panik ve endişe içerisinde hazırlanıp hemen yola çıktık. Ama eşim hiç iyi değildi. Belli etmese de ağlamamak için kendini zorluyordu. Ardından kayınbabamın evine gelmiştik. Gecenin ilerleyen saatlerinde evin önüne gelince eşim bir şeyleri anlamıştı. Çünkü ev ana baba günü gibiydi. Hemen arabadan bir hışımla inmiş, eve doğru koşmaya başlamıştı. Ben arabayı istop etmemle birlikte ardından koşmaya başladım. Ben ardından yetişene kadar eşim her şeyi anlamıştı. Aradan bir hafta geçmişti ki eşim iyice kendinden geçti. Ne yiyor ne de içiyordu. Ağlamaktan göz pınarları bile kurumuş, ağlayamıyordu. İyice yorgun düşen eşim erkenden uyuyakalmıştı. Ben de yanı başına uzanıp uykuya dalmıştım. Aradan saatler sonra birden uykumdan uyanmıştım. Ama eşim yanı başımda yoktu. Ben de kalkıp hemen yataktan etrafa bakmaya başladım. Hemen baldızımı kayınvalidemi uyandırıp hep birlikte aramaya başladık. Ama hiçbir yerde yoktu. Sabah olmak üzereydi. Ama hiçbir iz bulamamıştık. Hepimiz endişeli ve perişan haldeydik. Kendisine bir şey yapmasından korkuyorduk. Derken baldızım şöyle dedi. Ablam babamın mezarına gitmesin. Hepimiz mezarlığın yolunu tutmuştuk. Mezarlığa vardığımızda hava iyice serin ve de soğuktu. Malum Aralık ayına girmek üzereydik. Elime bir fener aldım. Kayınbabamın mezarına doğru yürümeye başladım. Çok endişeliydim. Ya burada da değilse? Ardından mezara yaklaştığımda uzaktan mezarın üzerinde bir şey gördüm. Eşim boylu boyunca babasının mezarına uzanmış, öylece yatıyordu. Kımıldamıyordu bile. Koşarak eşime seslendim. Eli yüzü buz kesmişti. Hemen bir hastaneye götürdüm. Sabahına yazını yemiş, buz gibi olmuştu. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra eve geldik. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Aradan bir hafta daha geçmişti. Artık evimize gitme zamanımız gelmişti. Eşimi de alıp evimize döndüm. Eşim sessiz sakin biriydi ama bu olaylardan sonra daha da sessizleşmişti. Aradan 3-4 gün sonra erkenden yatmıştık ve uykuya dalmıştım ki bir sesle uykumdan uyandım. Eşim yatağın üzerine oturmuş ve durmadan birisiyle konuşup kahkahalar atıyordu. Bense uyku sersemiyle ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Eşime seslensem de hiçbir tepki vermiyordu. Ben de omuzlarından tutup sarsmaya başladım. Kendine geldiğinde hiçbir şeyin farkında değildi. Bu yaşananlar her gece yaşanmaya başlamıştı. Bazen ayakta, bazen duvar köşesinde, bazen de lavaboda, bazen de koridorda birisiyle konuşuyor gibiydi. İlk başlarda bunu psikolojik olarak algılamıştım. Ama bir gece başıma gelen olaya kadar. Yine yemeğimizi yemiş ve yatağımıza yatmıştık. Uykuya dalmıştım. Tam içim geçmişti ki
Evin içinde acayip sesler duydum. Birden irkilip yatağımdan doğrulmuştum ki eşim bir köşede pısır pısır mırıldanıyordu. Hemen yataktan kalkıp eşime doğru yöneldiğimde hızlıca bir şey bana doğru gelip beni yere savurmuştu. Hemen tekrar ayağa kalkıp yine eşime dokunmak istediğimde bir şey yine bana karanlıkta saldırmıştı. Ama o anki refleksle eşime sarılmıştım. Hemen ışığı açıp eşime baktığımda göz bebekleri kaybolmuştu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Hemen baldızımı aradım. Onlar da gecenin bir yarısı çıkıp geldiler. Hemen bir doktora götürdük. Hastanede birkaç gün tedavi olduktan sonra evimize döndük. Doktor ağır bir travma geçiriyor. Normaldir dedi. Çocuklarım da, ben de perişan haldeydik. Kayınvalidem bir müddet çocukları yanına almış. Onlarla ilgileniyordu. Evimize geldiğimiz gün annem bizi yemeğe davet etti. Annem de yemek yedik ve yeğenim Fatma da oradaydı. Babaannesini ziyarete gelmiş. Birkaç gündür orada kalıyormuş. Ardından biz de annemlerde o gece kalacaktık. Bizim için de iyi olacaktı. Değişiklik bize de iyi gelecekti. Çaylarımızı içip, sohbetimizi yapıp herkes odasına çekilmişti ve de uykuya dalmıştık ki bir çığlık uykumuzu bölene kadar. Yeğenim Fatma, lavaboya giderken lavabonun önünde kırmızı koyu yeşile dönük, kan kırmızısı gözleri olan bir şeyin ona saldırdığını ve onu yere devirip üzerine çıktığını, canavliyle kendini odaya zor attığını söylüyordu. O kadar çok korkmuştu ki eli ayağı sakır sakır titriyor ve de korkudan ikinci kattaki cama çıkmıştı. Nefes nefese kalmıştı. Çok korkmuştu. Ben de hemen camdan aşağı indirip sakinleştirmeye çalıştım. Ama gözü hep kapıdaydı. Biraz sakinleşince amca çok korkunçtu. Tıpkı keçi gibi bir kafası vardı. Koyu yeşil kırmızı gibi bir ten rengine sahipti dedi. Ben burada kalamam amca. Lütfen beni eve götür dedi. Ben de onu kıramadım. Hemen eve götürdüm. Eşime sen uyu, ben hemen geleceğim dedim. Yeğenim Fatma'yı evine kadar götürdüm. Abimle yengeme olan biteni anlattım. Yengem de aynen şöyle dedi. Musallatlı ve dedeli kadının yanında kızımın da psikolojisini bozdunuz. Pes yani. Ne olduğumu şaşırmıştım adeta. Hiçbir şey demeden kapıdan çıkıp gittim. Eve gelmem geç saatleri bulmuştu. Kimseyi uyandırmayayım diye eve sessizce girmiştim. Ama odama gittiğimde eşim yatağında yoktu. Hemen annemlerin kapısına doğru gittim. Kapıyı tıklattım ama kimse açmıyor ama içeriden dua sesleri geliyordu. Ben de anne benim dedim ve yavaşça kapı açıldı. Annemle babam ellerine Kur'an-ı Kerim almış okuyorlardı. Annem bir bilsen neler oldu oğlum dedi. İkisi de çok korkmuştu. Gözlerinden belli oluyordu. Ben de hemen eşimi sordum. Babam da biz oğlum. Korkudan kendimizi odaya kilitledik. Çok korktuk oğlum dedi. Annem de ben lavaboya gidiyordum. Eşin salonda bir köşeye dikilmiş birisiyle konuşuyordu dedi. Ben de yavaşça yaklaşıp Esma ne oldu kızım dememle boğazıma yapıştı ve durmadan kahkahalar atıyordu. O anda gözüm köşeye ilişti. Köşede simsiyah bir varlık anlamadığım dilde bir şeyler söylüyordu. O sırada baban yetişti. Esma'yı üzerimden aldı. Hemen yatak odasına gidip kapıyı kilitledik. Esma gelip kapıya dayandı ve yanında acayip sesler duyuluyordu. Biz de korkudan elimize Kur'an alıp okumaya başladık ve ses soluk kesildi. Sen seslenene kadar okumaya devam ettik dedi. Hemen annemlerin iyi olduğuna emin olduktan sonra eşimi aramaya koyuldum. İlk arayacağım yer olarak aklıma mezarlık geldi. Arabaya binip mezarlığa doğru gitmeye başladım. Bir taraftan da yol kenarlarına bakıyordum. Ve mezarlığa gelmiştim. Elimde bir fener ile mezarlıkta kayınbabamın mezarına doğru ilerledim. Mezara yaklaşmama az bir mesafe kalmıştı ki karşıdan mezar gözüküyordu. Feneri mezara tutmamla birlikte eşim yine mezarın üzerine yatmış ağlıyordu. Hemen koşup eşime doğru yaklaşmıştım ki. Evet arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik.
İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.